Hem esasları nedir? Beyinde 80 ila 100 milyar sinir hücresi var. Ve bunların uzantısı omurlardan bütün vücuda yayılır. Ağ şeklinde. Bu sinir hücrelerinin etrafını, sinir hücrelerinin birbirine bağlayan liflerin etrafını bir kılıf kaplar. Miyelin denen bir kılıf. Yağ tabakasından çok hassas bir tabaka. Bu tabaka yavaş yavaş erir ve kısmen bazı noktalarda yok olursa ne olur? Bir MS hastalığı ortaya çıkar. MS hastalığı olan kişi de birçok rahatsızlık, görme zafiyeti, baş dönmesi, yürümede zafiyet, birçok rahatsızlık ortaya çıkar. Bu birçok tedavi yönteminden sonra, muayeneden sonra anlaşılır MS oldu. MS tetikleyen bu faktör neden, niçin böyle bir rahatsızlık ortaya çıkıyor? Bu iltihaplı bir hastalık. Fakat iltihabi hastalığın sebebi mikrobiyel değil, mikropsuz bir hastalık. Mikroptan kaynaklanmıyor. Mikropsuz bir iltihabi hastalık. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda bir yılda iltihabi hastalıklar nedeniyle, iltihabi sadece multiple skleroz iltihabi bir hastalık, bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit, kolit iltihabi bir hastalık, bronşiyal astım iltihabi bir hastalık, prostat büyümesi iltihabi bir hastalık, romatoid artrit iltihabi bir hastalık, eklemler deformasyon nedeni ortaya çıkan osteoporoz iltihabi, yani birçok hastalık iltihabidir. Neden iltihabi hastalıklar ortaya çıkıyor? Çok özel bir enzim var. Lipoksijenaz veya kısaca adı LOX. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bütün çalışmaları Profesör Doktor Erkan Topuz incelemiş. Bu konuda güzel makaleler yazmış. Evet, ilk defa birçok ilim adamının yanlışını söyledik. Burada Erkan Topuz'u da takdir ediyoruz. Güzel çalışmalar olduğu için. Sağ olsun. Amerika'da yapılan birçok araştırma sonucunda 1,5 milyon insanın iltihabi hastalıklardan öldüğü tespit edilmiştir. İltihabi hastalıklar nelerdir? Ülseratif kolit, kolit, koron hastalığı, romatizma, eklem deformasyonu, osteoporoz, MS. Bunlarla ilgili birçok çalışma yapılmış. Şimdi yapılan çalışmalarda bu şu gördüğünüz ak günlük, bu sakıza benzer. Damla sakızına benzer ama damla sakızı değil. Hindistan'da veya Yemen'de, Somali'de yetişen bir ağacın gövdesi böyle yarılarak ya ilkbaharda oradan böyle yavaş yavaş reçine sızar. Sakız şeklinde, damla sakızı şeklinde böyle Ramazan olduğu için denemeyeceğim. Daha önce denemiştim. Sakız gibi çiğneyebilirsiniz. Bunun birleşiminde bosfelik asit denen bir asit var. Bosfelik asit. Bosfelik asit özellikle de insan vücudunda ortaya çıkan fazladan LOX yani lipoksijenaz enzimini frenliyor. Enzim frenleyici. Yani bu ak günlük Türkçesi, Latincesi bosfelia zerreta. Bunun birleşimindeki bosfelik asit enzimi azaltıyor. Enzim azalırsa iltihabi hastalıklar ortadan kalkıyor. Şimdi bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Frankfurt Üniversitesi'nde klinik araştırması yapılmış. Almanya'da, yine Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde klinik araştırması yapılmış. 260 romatoid artrit hastası ak günlüğün ama bunun damıtılarak destilasyonla elde edilen ekstraktından yapılan damla drajeler ak günlüğü böyle sakız gibi çiğnemek veya çayını yapmakla değil. Ak günlüğün damıtılarak elde edilen destilasyonla elde edilen ekstraktından yapılan damla drajelerle 260 romatoid artrit iltihaplı romatizma hastası tedavi edilmiş. 30 osteoporoz hastası tedavi edilmiş. 80
bronşiyel astım iltihabı. Hastası tedavi edilmiş. Yine 175 romatizma hastası tedavi edilmiş. Ve son çalışmalarda prostat büyümesini önlediği belgelenmiş. Bu da Erkan Topuz'un Amerika'da yapmış olduğu yapılan çalışmaları derlemiş. Oradan bir derleme makale yazmış. Fakat bununla ilgili bir değil, yüzlerce çalışma var, araştırma var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, Amerika'da vesaire. Nasıl oluyor da LOX'u bu, bunun birleşimindeki bosfelik asidi frenliyor ve iltihabı önlüyor. Normal olarak bütün yemiş olduğumuz besinlerde az veya çok ne var? Omega 3, omega 6, omega 9 yani yağ var. Doymamış yağlar. Çörek otu yağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı az veya çok her şeyde omega 3, 6, 9 var. Bu doymamış yağlar neye dönüşür? Hormona dönüşür. Dönüştüren nedir? Enzimler. Enzimleri karaciğer salgılar. Fakat fazladan bu LOX denilen kısaca enzim artarsa hormona dönüşmesi gereken doymamış yağlar yani omega 3, 6, 9 lökotrin denen toksik bir maddeye dönüşür. Bu da iltihaplanmaya sebep olur. Bağışıklık sistemi bunu mikrop gibi algılar, ona saldırır. Böylece sürekli bir iltihap çoğalır. Aslında iltihap nedir? Vücudun bağışıklık sisteminin mikrop gibi algıladığı, orayı temizlemek, aratmak, yenilemek için yapmış olduğu bir müdahale. Fakat enzim oranı azaldığı için iltihabi durum durmuyor, devam ediyor. Bağışıklık sistemi sürekli savaş ilan ediyor. Sürekli bir mücadele ve iltihap bitmiyor. Sürekli devam ediyor, sürekli devam ediyor. Bu da hastalığı azdırıyor. Bosfelik asitle, bu akgünlüğün birleşimindeki bosfelik asitle LOX oranı, LOX enzimi düşürüyor ve tekrar iltihap ortadan kalkıyor. Doymamış yağ asitleri, omega 3, 6, 9 hormonlara dönüşüyor. Böylece olay bitiyor. Düşünün ki yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyon insan ülseratif kolit, kron, romatizma, alerjik bronşiyel astım, osteoporoz ve MS gibi hastalıklardan ölüyor. İltihabi hastalıklardan. İşte her türlü iltihabi hastalığı akgünlükle frenlemek mümkün. Ya, mükemmel bir ürün. Evet. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Bir formül geliştirdik. Bosvelia Forte diye. Yakında hizmete sunuyoruz inşallah. İnşallah. Mesela MS hastalığında herhalde dereceleri var. Çok ilerlemiş olanlar var veya başlangıçları var. Hepsinde bu formül iyi geliyor mu? Konya'dan bir aile annelere böyle rahatsız olmuş. MS'e yakalanmış. Yıllardır, 15 yıldır. Kadıncağız televizyon seyrederken başını böyle tutamıyor artık. Kafası bir o tarafa düşüyor, bir bu tarafa düşüyor. Yastık koyuyorlar sağlı sollu. Buna rağmen tutmuyor, kafasını tutamıyor. Beni aradılar, dediler ki annemizin durumu çok ağır. Valla ben bilmem dedim çünkü böyle ağır, hiç MS ağır vakalarla karşılaşmadım. Hafif rahatsızlar tamam. Bir şey diyemeyeceğim dedim. Ama deneme yapabiliriz. Dediler ki zaten modern tıpta bir şey yok. Kortizondur vesairedir. Faydasını görmedik. Deneyelim dediler. Yani Skype ile açtılar, kameradan gösterdiler. Annemizin durumu bu. Baktım kadını gerçekten Konya'da. Kadıncağız kafasını tutamıyor. Yastık koyuyor böyle. Evet. Bu tarafa düşerse bu tarafa, o tarafa düşer. O tarafa yat. Aile etrafında dönüyor. Bir şey yapamıyorlar. Çaresiz. Deneyeceğiz dedim. Bakalım ne olacak. 6 hafta sonra yastığı bıraktı. Yastıksız kafasını televizyon seyrederken tutar hale geldi. 6 haftada. Böyle bir mucizevi bir durum yaşadık yani. Gördük. Ama işte biz şöyle tedavi ederiz. Biz böyle iyileştiririz demek yok. Yani yanlış olur. Bilmek gerekir. Durumu nedir, ne değildir? Ne kadar ağır? Kişiye göre, bünyeye göre, insana göre iyileşme süreci değişir. Yani ne kadar iyileşebilir? Mesela Serdar Ortaç.
Evet, buradan kendisine de geçmiş olsun diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Ben onun için bu kadar üstünde duruyorum aslında ama. Evet. Şimdi onun durumu, yani kortizonlarla vesaire kimyasal ilaçlarla müdahale edilirse ne olur? İyileşmez. Allah korusun. İnşallah iyileşir. Kimyasal ilaçlarla iyileşmesi mümkün değil. Kortizonla vesaire. Steroidlerle. Ama fosfolik asitle, bu akgüllü elde edilen fosfolik asitle ekstraktını elde edilen klinik araştırmalar yapılmış. İltihaplı hastalar isteyen internete girebilir. Akgüllükle yapılan tedavi denemeleri yazsınlar. Yüzlerce Avrupa'da, Amerika'da klinik araştırmalar. Peki burada... madem şimdi gerçekten hani MS hastalığının benim bildiğim kadarıyla pek de çaresi yok. Tabii ki iltihabi bir hastalık olduğu için sadece MS'in değil, ulceratif kolitin de tedavisi yok. Peki neden yani? Kronun da tedavisi doktorlar yok. Doktorlar neden kullanmıyor ya da uygulamıyor? Tamam, normal tıbbı kullanabilirler ama gerçekten böyle bir şey varsa alternatif tıbbı da kullanabilirler. Institute for Pharmacology University Frankfurt. Bu şey Frankfurt Üniversitesi'nin çalışması. Frankfurt Üniversitesi'nin Farmakoloji Enstitüsü Üniversitesi'nin evet. bölümü. Bosfolik asitle klinik araştırmalar yapmış. Kortizondan daha etkili olduğunu, yan etkisinin olmadığını belgelemiş. Kortizondan daha etkili. Yine Almanya'nın Almanya'da Tübingen Üniversitesi 260 romatoid artrit iltihaplı romatizma hastayı tedavi etmiş. Osteoporoz hastaları tedavi edilmiş. Efendim, astım, bronşal astım hastaları tedavi edilmiş. Prostat hastaları tedavi edilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser hastaları tedavi edilmiş. Erkan Topuz'un bu konuda, yani Amerika'da, Avrupa'da yapılan çalışmalarla ilgili birkaç tane makalesi var. İsteyen girebilir, internetten görebilir. Sadece Erkan Topuz değil. Profesör Doktor Erkan Topuz'un haricinde birçok ilim adamının Avrupa'da, Amerika'da yapılan klinik araştırmaları yayınlamışlar. İsteyen benim siteden de girebilir, görebilir. Doğaltedavi.net'te var bunlarla ayrıntılı bilgi. İsteyen Google'dan da girip görebilir. Yani bu yeni bir şey değil, yeni bir buluş değil. Mevcut olan bir çalışma.